Almanca çeviri ihtiyaç var mı arkadaşlar? Tamam. Evet, turu geçmek istiyorduk. Üzgünüz. 4-1 yenildik. 4-2 yenildik. Ve bunu da artık periyot periyot, ilk yarı böyle oldu, ikinci yarı böyle oldu tarzında anlatmamın bir anlamı yok. Son derece kabul edilemez bir skor ve eleniş. Bize güvenen insanlardan, camiamızdan, ben takımım adına özür diliyorum. En başta elendiğimiz, sonra böyle bir onları skorla muhatap ettiğimiz için. Evet, bundan sonrası için klasik drama doğrudur. Ayağa kalkmaya çalışacağız. Çok çabuk toparlanacağız. Ve ligimize bakacağız. Evet, önemsiz mi? Asla değil. 2-3 cümleyle geçirilecek bir durum mu? Değil. Ama şu anda yapacak başka da bir şeyimiz yok. Birbirimize sarılarak ayağa kalkmaya çalışacağız. Sizin sorularınız varsa cevaplayayım. Öyle fikstür ve üzerine yolculuklar yaptık. Ve biliyorsunuz artık bütün mesafeler ölçülebiliyor. Bazı oyuncularımızın artık bir maçı daha 90 dakika oynamaya fiziksel manada tahammülleri kalmamıştı. Sahada 11'de görev verdiğim 4-5 oyuncu da bu konumdaydı. En azından sahaya yeni bir enerji katmak istedim. Çünkü bu sık maç periyodunda, geçen de bahsettim, bir şekilde oyuncularımıza güveneceğiz. Onlardan verim almaya çalışacağız. Soruyu şöyle değiştirirsek, ama takımın alıştığı ana kadrodan ayrıldığı zaman performansında bir değişme oldu mu diye bu soruyu düzenlersek, evet. Ama o bahsettiğimiz oyuncular bizim beklediğimiz 90 dakikalık performansı gösterebilecek durumda fiziken değillerdi. Ondan böyle bir karar aldım. Ondan dolayı mıdır bilmiyorum. Bu sorunun ucu açıktır. Ama buna mecburdum. Yani ben 1-1'den öte 2-1 ile alakalı o bahsettiğin düşüşü gördüm. 2-1'den sonra bu düşüşü gördüm. Ama ikinci yarının geneline baktığımız zaman yine çok gol aradık, pozisyonlar bulduk. Oyunu bırakmadık ama artık üçüncü golden sonra iyice riskleri aldık ve oyun disiplininden koptuk. Futbolda her şey var. Disiplini korumak lazım ama bazı skorlar size erken riskler de aldırabiliyor. Onun da etkilerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu konu yönetimle konuşacağımız bir konu. Ama oyuncuların maç performansları bizim sezonluk planlarımız üzerinde çok fazla etki taşımıyor. Bir sezonluk planımız var. O bahsettiğiniz mevkide Türk oyuncu kullanmak istiyoruz bir kere. Çünkü biliyorsunuz 3 Türk oynatma durumumuz var. Ve bu noktada da pazar son derece dar. Elimizdeki oyunculara bir şekilde güveneceğiz. Buyurun Ferhat Bey. Evet, hemen sonra bir Vaduz maçı oynadık. Deplasmanda. Yani aslında oradan başladı bir şekilde üretememe. Kimi zaman beceriksizlik, kimi zaman şanssızlık. İki Vaduz maçında çok çok fazla pozisyona girdik. Ama maalesef çok az gol atabildik. Rakip de hemen hemen bütün şanslarını değerlendirdi. İlk Vaduz maçıyla alakalı bir sıkıntım yok performans açısından, ama sadece efektif olabilirdik. Ankara Gücü maçından bahsettik, yani tekrar şimdi ilk yarı çok kötü oynadık, ikinci yarı oyunu dengeledik. Kazanabilirdik ikinci yarı, ama ilk yarıki performansımızı da kaybedebilirdik. Öyle bir maçtı. Bugün de genel manada baktığınız zaman ilk yarı oyunun hakimiydik. Ama skor bize özellikle üçüncü golden sonra çok riskler aldırdı. Pozisyonlar bulduk mu? Bulduk, ama bunlar organizasyon la yakaladığımız pozisyonlar mı? Hayır, yüklenerek, çok adamla ceza sahasına girerek bunları da değerlendirebilirdik. Ama Ankara Gücü ve
Vaduz maçlarına, ikinci Vaduz maçına baktığımız zaman ilk iki Bate Borisov maçına göre ivmemizin aşağı doğru yöneldiğini söyleyebilirim. Gelirse en yüksek verimi almaya çalışacağız. Bütün oyuncularımızdan verim almaya çalıştığımız gibi. Hayırlısıysa inşallah olur. İnşallah zaten resmi bir imza atılırsa zaten yönetim kurulumuz bunu açıklar. Biz de oyuncunun antrenman durumu, bugüne kadar ne yaptığı off sezonda, bunların hepsini bir şekilde değerlendirip en kısa zamanda takımımıza katkı verecek noktaya getirmeye çalışırız. Zaten temel antrenör görevlerimizden birisi de bu. Rakip çok adamla gelip bizi eksik yakalayarak o golü atmadı. Sadece bir kişinin 50-60 metrelik bir driblingi, slalomu söz konusuydu. Bir şekilde topu kazanabilirdik ya da onu pozisyon büyümeden ne yapabilirdik? Bertaraf edebilirdik faul ya da bir sarı kartla. Bunu başaramadık. Bence eksik yakalanmaktan değil, bir oyuncuya çok fazla zaman ve alan bırakmaktan yediğimiz bir gol oldu maalesef. Diğer soruya geldiğiniz zaman, evet, bir şekilde ceza sahasında topla buluşuyoruz. Aslında bunu çok kısır topla buluşmalar olarak adlandıramam. Pozisyona da dönen topla buluşmalar. Ama direkten dönüyor. Kalecinin bugün iyi performansı vardı. Ya işte şanssızlık, Vaduz'a elendik durumuna asla getirmek istemiyorum. Bunun bahsettiğim gibi hiçbir açıklaması, hiçbir bizim adımıza özrü olamaz. Ama tek çıkış yolumuz yine nedir? Yine çalışmak, yine çalışmak, yine çalışmak. Pes edemeyiz yani. Şimdi o açıklamanın ana fikri bir kulvarı bırakalım noktası değil. O açıklamanın ana fikri, hangi kulvarda sahaya çıkıyorsak mücadele etmek zorundayız. En iyisini yapmak zorundayız. Yoksa bir anlamı yok. Yani şöyle algılanmasın, birinden elenelim rahat edelim noktasında bir açıklama değildi. Bilmiyorum, öyle mi anlaşıldı? Yani her kulvarın hakkını vermemiz gerekiyor. Eğer bir kulvarda oynuyoruz diye diğerini aksatacaksak ben bunu kabul etmem noktasında bir açıklamaydı bu tam anlamıyla. Yani en azından ben öyle düşünerek söyledim. Nasıl algılandığını bilmiyorum. Bugün yani bir önemsememe durumu yoktu. Oyuncular bir şekilde mücadele ettiler. Daha çok isteyebilir miydik? Evet. Daha iyisini yapabilir miydik? Evet. Daha üretken olabilir miydik? Evet. Daha dikkatli olabilir miydik? Evet. Bunların hepsini başa kendimi koyarak söylüyorum. Oyuncuların en başına. Ve bu turu geçebilir miydik? Evet, ama maalesef bunu benim önderliğimde takımım başaramadı. Son derece üzgünüz. Yani bir kulvardan elendik diye rahatlamış değiliz. Evet, bir gün belki konferans ligine veda edecektik ama o gün bugün olmamalıydı. Hiçbir özrümüz yok. Rakibimiz bizim kadar pas yapan bir takım olmasa da onları da bu sahada bir şekilde hayatlarında ilk defa geldikleri bir ortamda çıktılar. Mücadele ettiler. Belki çok göze hoş gelen bir oyun oynamayıp mücadele ettiler, savaştılar. Evet, siz de bizim takımımızı bugüne kadar hep izlediniz. Siz bunu değerlendirin. Evet. Şunu söyleyebilirim. Hiç atmadığımız kadar direkt top attık. Yani ben göreve geldim gene ilk kez bu kadar direkt top attık. Ama asla ve asla, tekrar söylüyorum, zeminin bugün biraz bozuk olması bizim Vaduz'dan 4 tane gol yememizi açıklayamaz. İnşallah, ama zemine geldiğimiz zaman inşallah en kısa zamanda yoğun çalışmalarla, bilmiyorum, zirai bir iş, bilmiyorum, inşallah eski haline döner. İyi zeminlerde futbol oynamak da, bu futbolu izlemek de çok daha keyifli. Evet, hep söylerim, insan, takım kendine güvenildiği ortamda performansı artar. Özgüveni zor sarsılır. Taraftarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bahsettiğim gibi yani anlatılmaz bir eleniş. Ayağa kalkacağız. Başka yolumuz yok.
Yarışmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Yine bu oyuncular, büyük çoğunlukta bu oyuncuların olduğu bir grubun başardığı bir serüven vardı. Ve ilk şokla da asla ben ve ekibim bundan vazgeçmeyeceğiz. Evet, bir gün dinleneceğiz. Oyuncularıma bir gün, bir kere mental olarak dinlenmeleri için izin verdim. Ertesi gün geldiğimiz zaman, evet tekrar birebir görüşmeler, grup görüşmeleri, analizler, kapatalım derken sahada yaptığımız hataları kapatmayacağız. Bu hataları neden yaptığımızı konuşacağız, düzeltmeleri yapacağız. Ama mental olarak dediğim gibi bunu en başta ben atlatmamız için birbirimize destek vereceğiz. Ben onların gözündeki ışığı tekrar göreceğim. Takımıma güvenmeye devam edeceğim. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Onlar benim ve ekibimin tekrar çabaladığını, tekrar yeni maç hazırlıklarına koyulduğunu görecekler. Evet hocalar kaldığı yerden devam ediyor, bunu atlatmışlar diyecekler. Biliyorsunuz zor durumlar. Biz de bir aile gibiyiz, birbirimize sarılarak atlatabiliriz ancak. Onun için bunu süremiz ne kadar da kısa olsa bir şekilde atlatıp en mental olarak güçlü bir şekilde Başakşehir maçına çıkacağız. Orada da sahada çünkü kötü şeyler olabilir. Orada da gol yiyebiliriz. Bunun bizde eyvah ne oluyor yine mi yenileceğiz gibi bir tedirginliğe dönüşmesi bizim için maçlar kaybetmekten daha ağır bir sorun olur. Onun için buna izin vermem adına her şeyi yapacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.